Faydalı Yük Ağırlığı'nın orta irtifa bölgemizin faydalı yük ağırlığı. Yarışmada düşmeden dolayı bazı hastalarda da aldık. Görevli tamamlardan önerden seçip daha iyi muhafaza etmek istiyoruz. Paraşütümüzü roketin içerisine yerleştirmek, programı yaşamıştık. Evet. Rokette bunu görebiliriz. Tekrardan bir provasını yapalım. Evet. Bir paraşüt takabilir miyiz? Yani şu an bir problem görünmüyor. Yok. Aslında bir bayağı bir etkisi olacak ve burayı incelterek havayı daha kolay bir şekilde tahmin edeceğiz. Yani hücum açısı burada var. Aynen. Büyük bir hasar görünmüyor. Ana aviyonumuz gayet sağlıklı bir şekilde çalıştı. Burnu da malzemeyle iman ederek daha hafif ve daha etkili bir tasarımla not tutmayı da yapabiliriz. Bu sene hedefimiz birinci olmak. Amacımız malzemeyi değiştirerek en yüksek itibarda 20.000 fite çıkmayı hedefliyoruz. Hocam, gövdeyi karbonfiber üreteceğiz de bu kesti de karbonfiberden üretebilir miyiz? Tabii tabii. Karbonfiberden istediğimiz şekli, istediğimiz profilde üretebiliyoruz. Şuradaki radius değerlerimiz
kapıyı çekti ya. Maç alanı yaydı. Bu kaleydi. Bu kaleden sonra kurtlar çizecek. Ne yaptınız? Kağıt parçasının yanına bir de ne oldu? Size bir model oldu. Bir yolu sürekli takip ederek ve istenilen, verilen ayarlar doğrultusunda örgü şeklinde gerçekleştiren bir tezgahımız. Bu alan daha önceden Elazığ Organize tarafından garaj olarak, depo olarak kullanılan atıl bir alandı. Bizler 2018 yılı Sanayi Teknoloji Bakanlığı Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında burayı tekrardan tasarladık. Yenilik ve tasarım merkezi haline getirdik. Burası sanayicilerimize, teknoloji geliştirme bölgelerindeki yenilikçi fikirler geliştiren firmalarımıza, üniversite öğrencilerimize, akademisyenlerimize hizmet veriyor. Daha önce garaj olarak kullanılan bu yerde üniversite öğrencilerimiz buraya gelip roket tasarladılar. Roketlerini burada sınama imkanı buldular ve hatta Teknofest'te dereceye girdiler, ödül aldılar. Burası üniversite öğrencilerimize 24 saat açık, kapıları hiç kapanmayan bir tasarım inovasyon merkezi. Burada organize sanayi bölgesinde, sanayi sitelerinde firmalar yararlanıyor. Makine parçası bozulduğunda gelip burada tasarlayıp, modelleyip tekrar ürün ortaya çıkarabiliyor. Kalıp ihtiyacını giderebiliyor. Yine burada teknoloji geliştirme bölgelerimizdeki firmalar fikir aşamasındaki projelerini ürüne dönüştürebiliyor. Prototiplerini oluşturup test edebiliyor. Analizlerini burada yapabiliyor. Diğer taraftan da burası nitelikli istihdam oluşturan bir merkez. Burada sürekli 24 saat eğitimler söz konusu. Burada gerek modelleme ile ilgili, gerek yenilikçi ürünlerin üretimi ile ilgili, tasarım ile ilgili eğitimler sürekli veriliyor. Burası katma değer oluşturan bir merkez. Bu merkez kapılarını bize sonuna kadar açtı ve bize ARGE faaliyetlerini yürütmemiz için büyük olanaklar sağladı. Bu roketle de 2020 Teknofest'te büyük bir başarı elde ettik. Yaklaşık 500 takım arasında Türkiye 5.'si olarak bir sıralamaya girdik. Bu yıl Teknofest 2021 için çalışmalarımızı yürütüyoruz.
Bu başarının haricinde biz Elazığ'da büyük işler başardık. Daha öncelerden roketle ilgili, havacılık, uzay sanayi ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmazken şimdi bu roketçilik, havacılık konusu artık yüksek lisans tezlerine, doktora tezlerine konu olmaya başladı. Burada bu garaj OSB yönetimi tarafından alınarak son teknoloji bir teknoloji üssü haline getirilmiş. Biz de şanslıydık. Bu merkez bizim kullanımımıza sunundu. Tüm cihazları, tüm test aletlerini burada kullanabildik. 2021 Teknofest için de çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu büyük başarıyı, hedefimizi artık daha yükseğe koyduk ve yüksek irtifa kategorisinde bu yıl yarışacağız. Bu başarımızı inşallah daha büyük dereceyle, birincilikle taçlandırarak şehrimize başarı getirmeyi hedefliyoruz. Şimdi uzaycılık alanında yeni bir çağ başlıyor. Amerika havaya, uzaya astronotsuz, kendi kendine inebilen roketler üretiyor. Ve biz bu treni daha kaçırmadık. Ya bizimkisi de bir delilikti hakikaten. Bu kadar kısa süre içerisinde hiçbir bilgimiz olmamasına, hiçbir ön çalışmamız olmamasına rağmen bu roketi yaptık, ürettik, testlerini yaptık ve uçurduk. İnovasyon merkezi aslında bura bizim hayal ettiğimiz her şeyi hayata geçirdiğimiz bir ortam. Bizim çalışma ortağımız, aynı zamanda evimiz. Bu yıl birinci olacağımıza inancım tam. Ekip arkadaşlarımda da o ışığı görüyorum. Ekip arkadaşlarım geçen yıl bir başarı elde etmişlerdi zaten. Bu yıl daha bir üst seviyeye çıkarak ilerleyecekler. Hem danışmanımın hem de ekip arkadaşlarımın ve kendi bilgi birikimime de güvenerek çok iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Hedefimiz birincilik. Umarım birinciliği alıp Elazığ'a o gururu, üniversitemize o gururu tattıracağız. Bu görmüş olduğunuz makine yaklaşık olarak 200 bin euro. Ve sadece şu görmüş olduğunuz küçük parça yüzünden bu makinenin çalışması durabiliyor. Ve bu yaklaşık olarak 1000 kişinin çalışmaması anlamına geliyor. Üretimin durması anlamına geliyor. Ama inovasyon merkezi sayesinde biz bu parçayı 1-2 günde tedarik edebiliyoruz. Eskiden bu parçanın bize elimize ulaşması 15-20 günü bulurken şu an ise inovasyon merkezinde bu parçayı yaptığımız zaman 1-2 gün içerisinde elimize ulaşıyor ve ne makinemiz duruyor ne de üretimimiz aksıyor.